sehr fröhlich, motiviert. Wir werden der Gewinner sein von diesem Wahlkampf. Wir werden dafür sorgen, dass SPD von Sören Lüng gerettet wird. Er hat nicht nur uns beleidigt, sondern er hat seine eigene Wähler somit beleidigt. So sehen wir auch die Deutschen. Wie meinen Sie, gerettet wird die SPD von Ihnen gerettet? Wir werden dafür sorgen, dass der geht. Auf jeden Fall. Und dafür werden Sie kommen? Dafür werde ich kommen, wir werden kämpfen und wir werden der Gewinner sein. Çok saygıdeğer izleyiciler efendim, biz bugün Almanya'nın Duisburg şehrinde bulunuyoruz. Burada bulunma sebebimiz ise Duisburg Büyükşehir Belediye adaylığını açıklayan Yaşar Durmuş Beyefendinin bugün aday tanıtım programı için biz Duisburg'un Burghausen şehrindeyiz ve biraz sonra aday tanıtımında sizlerle beraber olacağız. En azından neden Yaşar Durmuş Büyükşehir Belediye adaylığına neden adaylığını koydu? Bu adaylığa iten şey neydi? Amaçları nelerdir? Bugüne nasıl gelindi? Hep beraber sizlerle paylaşmak istiyoruz. Biraz sonra zaten basın toplantısı başlayacak ve biz de sizlerle beraber olacağız. Şu an seçilemeyiz diye bir şey yoktur. Her şey ortada, yarı yarıya. Şu an onunla ilgili şansımız yarı yarıya. O yüzden şu an bir şey demek istemiyoruz o konuda. Evet, tabii ki biz bir Türkçe yayın yapan bir televizyon olarak sorularımızı Türkçe sormak durumundayız. Sayın Durmuş, tabii ki siz belediye başkan adaylığınızı açıkladınız. Sizi bu adaylığa iten şey neydi? Der fragt gerade, zum Besitzer fragt auch gerade die Frage, was war der Ausschlag gegen den Kind, warum er kandidiert? Kısa ve özür, efendim, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde burada polisin bir şiddet kullanması, bir Türk vatandaşımızı, kardeşimizi linç etmesi, daha sonra üç polis tarafından merdiven boyundan indirilmesi ve dördüncü polisin içeri gelip kendisine 3 tekme vurması. Bunun üzerine şu anki belediye başkanı aşağılık bir kelime kullanarak buradaki toplumu, buradaki kendi seçmenini, bilhassa bizleri aşağılamıştır asosyal diye. Ve daha sonra tabii ki 3-4 gün sonra merdiven boyundaki çekimler, kamera vardı. Kamera çekince, bunlar tabii piyasaya da sürülünce bununla ilgili Sayın Belediye Başkanı ne bir özür dileme talebinde bulundu, ne bir kardeşimizi ziyarette bulundu. Bunun üzerine biz de biz asosyal değiliz, sosyal olduğumuzu kendisine gösterip kendisinin de görevinden gitmesi için ve kendi seçmenini SPD'den kurtarmak için bu yarışa girdik. Tabii bence çok yeterli bir sebep değil. Bunun ötesi olmalı ve siz burada uzun zamandır burada yaşayan bir hem Almanya'da yaşayan bir insan olarak hem burada sosyal hayatın içerisinde derneklerde görev aldığınız siyasi hareketliliğiniz olduğu aynı zamanda çok saygı gören uluslararası bir fabrikada da yine görev yapıyorsunuz. Sizi bu işe iten, hazırlayan daha farklı sebepler var mı? Tabii ki sebepler var. Yani biz burada 60'lı yıllardan yaşamaktayız. Yani bu demek değil ki biz bu toplumun bir fertiyiz. Yani bizi hiç olarak sayamaz. 24'ünde zaten 24'ünden sonra da artık siyasette bu toplumu oy deposu olarak görme olayı bitmiştir. Seçimleri direkt etki eden, inisiyatif olan organize bir toplum haline geleceğiz inşallah diye ümit. Piyasa besetim olsan da siz için mal bu kadar varsa kendinizi behandelt. Und Sie sagen jetzt gerade, dass es nur um ein Zeichen geht. Will er denn jetzt, wollen Sie denn jetzt Oberbürgermeister sein? Bitte, einen Moment. Ich will es nur verstehen. Dass, die Chancen stehen 50-50. Ja. Okay? Ich werde Bürgermeister. Ich werde Söhrling runterholen. Und auf. Ja? Ja. Bunu lütfen rica etsem Türkçe'de söyler misiniz? Başaracağız, birlik olacağız, biz olacağız. Ve Sören Link'i indireceğiz, ben belediye başkanı olacağım. Ich bin auf Deutsch.
die Türe von Rathaus werden offen. Jeder Bürger kann zum Bürgermeister rauf, wie der will. Nicht Termin. Termine sind nicht da und das geht nicht. Jeder kann rein. Wofür ist der Bürgermeister da? Wofür? Er muss mit den Bürgern die ganze Problematik lösen können. Okay, dafür ist er da. Şimdi siz gerçekten bir yerel seçimlerde bir devrimi gerçekleştirecek ifadeler kullanıyorsunuz. Şu ana kadar benim algıladığım bu. Örneğin işte 24 saat belediye başkanlığı devrini ortaya koymak istiyorsunuz ve işte bir tane büyükşehir belediye başkanı, 3 tane de belediye başkan yardımcısı olacağından bu 3 tane belediye başkan yardımcılarının aynı zamanda nöbetleşe gece vardiyasını alabileceğini ifade ettiniz. Burada bunun gerçekten realiteye uygulanabilir olduğu kanaatiyle mi bunu öneriyorsunuz? Hoş geldiniz. 30 yıldan beri 100 noktada yerel yönetimde belediyedeki sosyal alandaki aktivitelerimiz biliyorsunuz devam ediyor. Bir, belediye başkanının ilk görevi halkla iç içe olması lazım. Bütünleşmesi lazım. Bu belediye başkanı halkla bilhassa göçmenlerle bütünleşemedi. Yani birinci görevini yapamadı. İkincisi, yine Türklerle ve göçmenlerle diyalogu sağlayamadı, gerçekleştiremedi. Bu ikincisi. Üçüncüsü de her zaman göçmenleri dışladı. Biz bunları gördük. Uyum meclisi toplantılarında bunu yaşadık. Ve 3 kez beni tehdit etti bu. Onun için biz Yaşar Durmuş başkanımızın adaylığıyla bunu zorunluyum ki gerçekten görevden alacağız, aşağı alacağız. Ve Yaşar Başkan en iyi belediye başkanlığı yapacak kapasiteye sahiptir. O yüzden de %100 mutluyuz, %100 sorunları biliyoruz, çözüm yollarını da biliyoruz. Yes, auf Deutsch, liebe Presse, zum Ersten, zwischen Bölgenin Bölge und Oberbürgermeister oder Meisterin, Beispiel Oberbürgermeister heißt erste Person, dass man zwischen Migrantinnen, Migranten und Bölgen Kommunikation so erfolgt. Evet, çok saygıdeğer Uygur TV izleyicileri, efendim biz Duisburg'da Duisburg Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Sayın Yaşar Durmuş Beyefendi ile beraberiz. Efendim öncelikle hayırlı olsun. Bize adaylığınızla ilgili neler söyleyeceksiniz? Efendim Duisburg'da yaşamaya dahil 1977 yılından beri okul hayatımı hepsini burada bitirdim. Demir çelik firmasında çalışıyorum. Burada yaşamayı da seviyorum. Bir Duisburgluyum. Duisburg'un içinden biriyim. Burası Almanya'nın, Duisburg'un bir fertiyim. Ramazan bayramında burada polisten bir kardeşimiz, bir arkadaşımızın bir olayı oldu. Polisler bunu yere indirdi. Bunu merdiven boyunda aşağı aldılar. Daha sonra dördüncü bir polis gelip buna 3 tane tekme atması var. Bunlar da içeride kameralar vardı. Polisin bundan haberi yok. Çekim yapmış. Bununla ilgili de burada güya 250 vatandaşımız polise saldırmış diye bir yayın yapılmıştı. Alakası yoktu. Halbuki o kadar insan da yoktu. Ve bununla ilgili şu anki belediye başkanı Sörenling, Sayın Sörenling asosyal bıraktı. Asosyal, yani asosyal diye bizi bir aşağılayıcı bir kelime kullandı. Buradaki hem kendi seçmenini hem Türk insanını yani burada. Yani kısacası sizin bulunduğunuz bu bölgedeki insanları mı aşağıladı? Yok, hepsini. Sadece burayı değil, hepimizi. Bütün yabancıları bunlar kastetti ve kendi seçmenini. Bununla ilgili tabii biz de kendisinden özür dilemesini bekledik. Haftalarca böyle bir girişimde buluşmadı, şey yapmadı, bulunmadı. Biz de ne yapalım dedik. STK'lar bir araya gelerek sivil toplum kuruluşu bir karar aldık. Bir aday çıkaralım. Bunlar da bana şey yaptılar, rıza ettiler. Biz de okey dedik. Bu yarışta varız dedik. Böylece adaylığımızı beyan ettik. Aday olmamız için 400 imza bizden istediler. Bu 400 imzayı biz 705 imza topladık. 705'in 250'si Alman arkadaşlarımız, kardeşlerimiz burada bize yardım etti. Onlar verdiler. Biz bu 705'in 663'ü kabul edilerek, diğerlerinde yazılar falan okunmamış, onaylandı. Şimdi adaylığımız böyle resmiyete girmiş oldu. Hocam hoş geldiniz.
Ve yani biz insanız. Hiçbir insan asosyal diye, asosyal diye bir insan yoktur bizim kavramımızda. İnsan insandır. İnsanın durumu kötü olabilir. Efendime söyleyeyim, işsizlik parası alabilir, şey yapar. Ama bu demek değil ki asosyal. Hayır, insandır. Ne olursa olsun. İnsanlığa biz değer veren, önem veren bir... Peki buradaki şansınız nedir? Şansımız yarı yarıya. Yani çünkü buradaki Almanlar sizi destekliyor. Destekliyorlar. Resmen destekliyorlar Almanlar. Farklı ülkelerden gelen insanlarla görüşmüyorsunuz. Tabii. Durum nedir? Şöyle diyeyim ben size. Biraz da Almanlar böyle duyuyorlar ki bir belediye başkanı asosyal demesi, böyle bir şey olamaz. Biz seçip getirdiğimiz insan, yani sade bizi değil, bütün toplumu bu kastediyor o sıra. Böyle bir şey olamaz. Oyumuz sizin. Bulgar kardeşlerimiz, Bulgaristan'da gelen Roman kardeşlerimiz diyeyim. Bunlar insan. İnsanlar kardeştir benim için. Bizim için yani. Biz Türk toplumu için. Yani böyle ayrım yapmayız. Biz hepsine açığız. Almanı, Türk'ü, Roman'ı, her şeyi, bunlar hepsi bizi destekliyor. Ve Allah'ın izniyle biz bir olacağız. Ve başaracağız. Size başarılar diliyoruz. Son olarak Uygur TV ekranlarından buradaki sadece sizi seçecek olan insanlara değil, bölge insanına, Almanya insanına ve Uygur TV ekranından insanlara neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden ve bütün kardeşlerimden. Az önce beyan ettiğim gibi, yani biz insanlığa önem veren insanlarız. Böyle bir toplumdan gelen insanlarız. Buradan bütün insanlara sevgimi, saygımı, selamlarımı iletiyorum. Biz bunu başaracağız. Zaten bizim aday olmamız bir başarıdır zaten. Bu bir bunlara, yani biz suyu bulandırdık şu anda. Bunun da bilincindeler. Bazıları bizi hafife alıyorlar ama sonunda göreceğiz yani. Biz öyle hafife alınacak bir millet değiliz. Buradan bir slogan söyleyeyim desek, seçmenlerinize neler söylemek istersiniz? Bir olacağız, biz olacağız, başaracağız Allah'ın izniyle. Eyvallah, peki kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Başarılar dileriz. Sağ olun. Sivil toplum kuruluş örgütleri, yani camiler, derneklerin, spor örgütleri, hepsini ziyaret edeceğiz. İki, halkla bütünleşeceğiz. Zaten bütün halkın içerisindeyiz de, evet. Ama daha çok bunu Kurban Bayramı'nda vesile olarak ziyaretlerde bulacağız. Basınla şu ana kadar onun üzerinde başkan adayımız Yaşar Bey röportajlar verdi. Şu anda tanıtma faslındayız. Bildirilerimiz geliyor, broşürlerimiz geliyor, afişlerimiz geliyor. Cumalardan sonra bildirimden başını dağıtacağız, evlere dağıtacağız. Yani halkla bütünleşeceğiz, bütünleşmek zorunda. Halkı, yani Alman vatandaşlığı, burada göçmenleri, Türkleri 24 Eylül'e sandığa götürmek için uğraş vereceğiz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Peki, başarılar dileriz. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Siz geldiniz, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şu an itibariyle Duisburg'da belediye seçimlerinde biz de varız. Seçimleri sonucunu etkileyen, inisiyatif alan, irade ortaya koyan ve mutlaka artık bu toplumun da kendi kimliği ve inancıyla bu toplumun bir parçası olduğunu ortaya koyan bir vizyonla muhteşem bir seçim çalışması yapacağız ve mutlaka başaracağız. Efendim, şu anda yanımızda bir önümüzdeki seçimlerde aday olan Burhanettin Tatlı, bağımsız aday, milletvekili adayı Burhanettin Tatlı beyefendi var. Efendim, son zamanlarda özellikle yabancıların, özellikle Türkiye'den buraya gelmiş insanlarımızın ve yabancı kökenli insanların burada siyasete daha aktif bir şekilde girmeye başladığını gördük. Öncelikle sizi tanıyalım. Daha sonra da bunun sebepleri nelerdir diye beraber izleyelim. Tabii, öncelikle ekran başında bulunan bütün Duisburg'la ve bizi seyreden insanlara saygıyla selamlıyorum. Ben belediye meclis üyesiyim. Yaklaşık 3 senedir bu şekilde devam ediyordum. Biz bir boşluk gördük. Milletvekili adaylarına yapılan bu seçimlerde de bize sahip çıkılmadığını, bizim halkımıza, Duisburg halkına sahip çıkılmadığı için de böyle bir aksiyon başlattık. Eşin, dostun, iş adamlarını ve derneklerin desteğiyle adaylığımı açıkladım. Adaylığımız kabul oldu. Biz de bu yolda bir baş koyduk. Eşin, dostun desteğiyle milletvekilliğini inşallah bu şekilde kazanacağız. Eyvallah. Peki burada sizi bu milletvekilliğine iten şey neydi desem? Saymakla bitmiyor tabii ki. Az önce dediğimiz gibi bize verilen sözler olmadı. Gençliğimize sahip çıkılmadı. İnsanlarımız çok irdelendi. Biz de bunun etkisini hissettik.
insani olarak çocuklarımızın olsun eğitimi konusunda çok yalnız bırakıldık partiler tarafından. Hele bir de ismini yalnız ismini söylemek istiyorum, soyadını söylemek istemediğim bir SPD'li bir arkadaşımız Mahmut Bey'in adaylığı konusunda milletvekili olan şahsın bize hiçbir konuda derneklerimize, spor kulüplerimize sahip çıkmadığı konusunda bilgiler aldık. O şekilde biz de dedik, biz de Duisburg halkına ayrımcılık yapmadan milletvekilliğimizi koyalım, seçileceğiz. Biz de bunun çabasındayız. Potansiyelimiz var. Kulüpler, futbol kulüpler dediğim gibi iş adamları, dernekler destek çıkıyorlar. Onlara da ayrıca teşekkür ederim.